Siyer Yayınları Yaşayan Çınarlarımız programını sunar. Biz ilkokul okumadık. İlkokulu tamamen reddetme anlamında değil. Birinci okumamız gereken şey ikra, bismi rabbiktir. Ben dedim ki kendi kendime, olsun bunlar böyle yapa dursunlar, biz ezberleriz. Hafızamızdakileri de alamazlar ya. Asırlar boyu bize kadar ulaşırken en ağır yükü onlar taşıdılar. Bu emanet gençlerin sırtında. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulillah. Kıymetli dostlar, muhterem, muhtereme gönüldaşlarımız, bir yeni Yaşayan Çınarlarımız programımızda birlikte olmanın mutluluğunu, heyecanını yaşıyoruz. Yaşayan Çınarlarımız programımızda, ilim dünyamızda, akademik dünyamızda, özellikle bugüne çok değerli çalışmalar ortaya koymuş, kıymetli hocalarımızın hayatlarına misafir olmaya devam ediyoruz. Bir önceki programda ilan ettiğimiz ve size müjde verdiğimiz üzere çok kıymetli bir hocamızın hayatına bu programda misafir olmaya çalışacağız. İnşallah çocukluk yıllarından başlayarak gençliğini, eğitim dönemini, görev ve vazife alanlarını, bugüne dair düşüncelerini, hatıralarını hep birlikte öğrenmeye çalışacağız. Bugün çok kıymetli Emrullah Hatipoğlu hocamızın Sultanahmet'teki Sultanahmet Vakfı'nda bizi misafir ettiler kendileri. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocam, misafir olduk size. Biz de hoş geldik. Sizin adınıza kendimize hoş geldik diyelim. Teşekkür ediyoruz bizi misafir ettiğiniz için hocam. Ben de teşekkür ediyorum. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ba'd. Sultanahmet Medresesi içindeyiz. Sultanahmet Vakfımız, İstanbul Sultanahmet Vakfı olarak burada faaliyetlerini sürdürüyor. Medrese vurgusunu da yapmış Eyvallah olalım. Hocam. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz Sefalar inşallah getirdiniz. Hocam. Elhamdülillah. Tabii bu suale cevap verirken neye göre insanlar cevap verebilir? Orada farklı cevaplar çıkabilir. Nasılsınız dünya hayatını yaşarken? Neye göre? Maddi imkanlar cihetiyle denebilir. Buna odaklanmak için de hayata dünyevileşmiş bir yapıda bakmak icap eder. Öyle bakarsanız kıyaslamaları hepsini dünyadaki maddi imkanlar ölçüsünde değerlendirirsiniz. Ama başka bir bakış açısıyla bakarsanız hayata, gerçek hayatın sahibi Allah. El-Hayyul Kayyum olan Mevlamızdır. Öyleyse bize hayat veren kim? Hayat veren O. Yaşatan kim? Yaşatan O. Rızıklandıran, bütün ihtiyaçlarımızı karşılayan kim? O. El-Mu'min, El-Muheymin esmada geçen isimlere de baktığımız zaman niçin dünyadayız? Onu tanımak ve ona kulluk etmek üzere. Ne kadar dünyada kalıcıyız? O ne kadar takdir ettiyse o kadar. Sonra bu fani dünyadan ölümsüz hayata, ahirete intikal. Bu manada ölüm bir intikal. Bir yokluğa gidiş değil. Yeni bir başlangıç. Yeni bir başlangıç. Faniliğin bitişi, ebediliğin başlangıcı. Böyle bakarsak dünyaya, yaratılış gayemize uygun, Rabbimizin bizden beklediği karşılıkları verebiliyor muyuz? Onun da başında onu tanıyor muyuz? Onu Rab olarak, hani Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Fatiha suresi hamd ile başlıyor. Arkasından Rab kelimesini
kullanarak alemlerin Rabbi. Elhamdülillah Rabbil alemin. Allah'a bütün övgüler, bütün metihler, bütün yüceltici neler varsa dillerdeki bütün dilleri de yaratan O. Değil mi? وَاَخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ Bütün dilleri de, bütün sahip olduğumuz şekilleri de, renkleri de yaratan O. O zaman o yarattığı dillerde methedici, edebiyatında vesairesinde ne kadar ifade varsa hepsini kullansak dahi Allah'ın yüceliğini ifadeye yeter mi? Yetmez. Onun için Efendimiz'den nakledilen اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ Sen kendini nasıl tanıtıyorsan, övüyorsan, işte sen öylesin. Bu ne demek? Biz onu ortaya koymaktan her şeye rağmen aciz durumdayız diyen bir peygamber yani. Dolayısıyla hamdolsun. Nasılsınız? Elhamdülillah onu tanıyoruz. Nasılsınız? Yaratılış gayemizi az da olsa biliyoruz. Yaratılış gayemizin gerektirdiği hayatı tam yaşayabiliyor muyuz? Hayır, böyle bir iddiamız olamaz. Ama bunun gayreti içinde olmamız gerektiğini biliyoruz. Ve işte o gayret içinde bugünlere geldik. Mümin olarak inşallah Rabbimiz katında da bu ismi bize verdi ki onun esmasından birisi de El-Mü'mindir. Haşr suresinin sonundaki 23. ayet-i kerime olabilir. O ismi bize de verdi. Mü'min ismini bize veren o değil mi? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةً ayetiyle. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ Mü'min erkeklerle mü'mine hanımlar diye mü'min tarifini yaparken bu kelimeyle bizi tanıtan o değil mi? Ve iman şerefine nail olmak için bütün arzuların, bütün isteklerin kendisine yöneltildiği Mevlamız bu iman ve hidayet nimetini bize bahşeden değil mi? Elhamdülillah biz onu tanıyoruz. Hocam, putlar vesaire bizim hayatımızda yok. Eyvallah. Putperest düzenler bizim hayatımızda yok. Ha etkileri yok mu? Var. Etkileri var, her zaman var ama biz onları benimsemiyoruz ve o putperestliğe ve onun temsil ettiği küfre karşı o imanımızı koruma adına bir mücadelenin, bir gayretin, bir azmin içinde olmaya çalışıyoruz. Elhamdülillah bu halle bugündeyiz. Elhamdülillah. Nasılsınız? Elhamdülillah bu nimetler üzerimizdedir. Bugüne kadar nasılsınız hocam, iyi misiniz sorusuna bu denli derinlikli, bu kadar içten, bu kadar doyurucu bir cevap almamıştık. Bütün hocalarımızın... Söyleten Mevlamız diyelim. Eyvallah, eyvallah. Onun lütfuyla. Şimdi hocam şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Çok renkli bir kişiliğiniz var. Bu aslında ülkemizin karakteristik özelliklerinin çok öne çıktığı bir bölgenin insanı olmanızdan da kaynaklanıyor. Bir Karadeniz insanısınız. Eyvallah. Artı oflusunuz. Aynen. Ayrıca bir herhalde nişane mi diyelim, özellik mi diyelim, bir bereket, nasip mi diyelim. Çünkü Karadenizler, oflular kendini ofluyuz diye tanıtıyorlar benim bildiğim kadarıyla. Hocam nasıl bir o ortam? O bir hece, telaffuzu evet. Kolay olduğu için. Evet hocam. Yani bazı şeyler ekleniyor ona. Yani oflu doğrudan... Bağlı filan diye o doğru bir ifade değil. Oraya da peygambersiz Allah'a bağlılık nasıl olur yani? Evet hocam. Ama ofta bir onu bir oflu olarak düzeltmeniz ilim lazım. Dünyasında evet, ilim bir dünyası. Gayret var bir. Tabii şimdi gireceğiz evet. Zannediyorum bir, o yörenin bir Kur'an şartları, havzası, tabii. Bir hafızlık havzası oraya geleceğiz. Tabii. Hocam o bölgede yetiştiniz. O bölgenin özellikle Karadeniz insanının o karakteristik özelliklerinin bölge insanının öne çıktığı bir bölgede yetiştiniz. Çocukluğunuz, gençliğiniz, aile ortamınız, küçük yaşlarda da hafız oldunuz. Babanızın da yardımıyla. Başka hafız hocalarınız da var. 10 yaşında hafızlık elhamdülillah icazetini aldınız.
Biraz o günlerden bahseder misiniz? Çocukluk yıllarınızdan, bölgenin sizin üzerinizdeki etkisinden, coğrafyanın kişilik, karakterinizin oluşmasındaki etkilerinden. Önce istersen şöyle kısa bir işaret olsun. Bir tarihler biliyorsunuz Doğu Karadeniz, Türkiye'nin doğu kesimleri Rus işgaline uğramış. Çarlık dönemi. Hani Rusların öteden beri sıcak denizlere inme diye bir hayallerinin, bir hedeflerinin olduğu anlatılır. Bugün de bunun örnekleri çok. Yani Rusya niye Suriye'dedir? Hani Amerika da orada ama Rusya betahsız orada. Niçin orada? İşte o hedefe yönelik cevaplarından birisidir. Hedefi var. Sıcak denizlere inme. Ötekinin de doğu, İslam dünyası, o ülkeler, onların zenginliklerine... Niye iniyor onun sorusunu gençlerin anlaması için, ideolojisini, kültürü, sömürgesini yaymak için tabii, değil mi hocam? Tabii çıkarlar aynı zamanda. Menfaatler. Şimdi çıkar dünyası değil mi? Kafirler için hayat dünya hayatıdır evet. Değil mi? Burada yani dünyanın imkanlarını ne ölçüde elde ederlerse işte o ölçüde başarılı olduklarını düşünüyorlar ve dünya üzerinde ideolojilerini ayakta tutmanın yolu olarak da maddi imkanlara sahip olmak gerektiğini biliyorlar. Ama ona ulaşmak için de hiçbir kural tanımadıkları, insani hiçbir kural tanımadıkları da ortada. Bütün bunların arka planında ne vardır? İşte o dünyevi çıkarlar ve menfaatler için Allah'ın yarattığı bu tabii hayatın dengesini bozacak doyumsuz ihtiraslarının gereğini yapmak üzere güya insan ama insanlığı tehdit eden, ne varsa hepsini icat eden, hepsini kullanarak gerektiğinde emellerine, hedeflerine ulaşmak isteyen bir istilacı, bir zalim yapıdan bahsediyor. Kur'an bahsediyor. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ derken Kur'an kimi tanıtıyor bize? Siz bu dönemde çocukluğunuz bu döneme denk geldi değil mi hocam? Bu dönem işte o zihniyet, o anlayış ne yapıyor? Dünyada çıkarı ve menfaatini gördüğü yerleri gidip işgal ediyor. Evet, yayılma. İşte o işgali biz yaşadık. O işgal yıllarında birkaç yıl kaldılar Ruslar. Ama Çarlık devri Rusya'sı. Sonra komünist ihtilal oldu, onlar gittiler. Sonra ne oldu? Rusya'dan haberler, yani o zehirleyici rüzgarların esintilerinden öğreniyoruz ki bütün dinlere karşı ama özelde de İslam'a karşı müthiş bir yasaklama dönemi, bir baskı dönemi orada uygulandı. O zaman 1940'lardaki bizim çocukluğumuz evet. İşte o yıllar. Biz nasıl büyüdük? Rusların dine karşı uygulamalarının benzerlerinin bizde de yapıldığına dair hikayeleri, örnekleri dinleyerek büyüdük. Bu genel bir uyanışa aslında. İslam, hani İslam'dan uzaklaşma adına yapılıyor bütün bunlar. İslami bütün değerlerin adeta gömme adına yapılıyor. Ama tam tersi. Muhyi ve mumit olduğu gibi Allah hidayete erdiren de odur. Öyle baskılar oluşunca bu nasıl bir etki meydana getirdi? Ben bile hikaye edilen şey ne? Kur'an'ları topluyorlar, yakıyorlar, parçalıyorlar, yerlere atıyorlar, ayaklarının altına düşecek şekilde. Alimleri tutukluyorlar, asıyorlar. Hocaları alıyor zaten. Bizim köyde de örnekleri var yani. Of'un meşhur Dursun Efendi gibi bir meşhur kelam, akaid alanında mütehassıs Arapça okutuyordu. O yasak gelince dur diye bir şey yok. Mekan değiştirdi. Yaya 7-8 saat yürüyüşle gidilen yaylalara, oralara sığınarak İslami ilimlerin tedrisini orada devam ettirdi. Bu örnekler var. Şimdi bizde nasıl bir şey meydana getirdi? Ben çocuk aklımla, hafıza sağlam ya, yarım saatte bir sayfa, iki sayfa ezberleyebiliyoruz. Ben dedim ki kendi kendime, olsun bunlar böyle yapa dursunlar, biz ezberleriz. Hafızamızdakileri de alamazlar ya. Yaşınız kaç hocam bunu düşündüğünüzde? 5-6 yaştır. Şimdi Elif Bay'a gidiyoruz. Ama bu hikayeleri dinliyoruz. Babaannemden, Allah Allah. Dinlediğim etraftan, onun yaştaşları,
Mesela onun bir şeyi vardı, Hafız Mehmet Efendi, çok sağlam bir Kur'an hafızı, Osmanlıca yazar, okur. Onların anlattığı hikayeler, o bizim evimize gelir, ablası biz, benim babaannem gelir, bunlar anlatılır, bunlar konuşulur. O zaman tedbir nedir? Ezberleriz, koruruz. Kalbimizdekini alabilirler mi? Beynimizdekini alabilirler mi? Şimdi bu anlayış yaygın bir anlayış. Hocam ben böyle 18-20 yaşlarına geldiğiniz o hayat yolculuğunuz içerisinde soracağım soruyu o zaman burada cevabını temel aldım. Temel burada. Yani dönüm noktası burası hocam. Aynen burası. Maşallah hocam. Dönüm noktası evet çok güzel bir beyan ifade. Dönüm noktası bu. Çünkü herkes bu şekilde etkilenmiş ve bir tedbire dönmüş bu. Nedir tedbir? Çocuklarımızı hafız yapacağız. Akrabamızda bir ev var, orada bir erkek çocuk var da hafızlık yapsın diye o sıraya konmamış çok nadirdir. Hocam tam bizim evimizde 4 tane erkek çocuktuk. Dördümüz de hafız olduk. Hocam tam burada bir soru soracağım. Akrabanın bütün evlerinde mutlaka hafız vardır. Elhamdülillah. Son zamanlarda kızlarımız da bu kervana dahil olmuş. Elhamdülillah. Hocam tam da burada bir soru soracağım. Ailenizde babanız, abiniz... Babam hafız. Babanız hafız, abiniz hafız, Abdullah Hatipoğlu. Evet. Kurra hafız. Allah rahmet eylesin. Yıldız Camii emekli imamı. Eyvallah Allah. Aşık, Mehmet Rüştü Aşık Kutlu Hoca Efendi rahmetullahi aleyh. Onun da en gözde yani kıraat ilimlerini sürdürecek birkaç talebemden biri dediği birisi de o. Hocam şimdi 1960'lara doğru... Ve bir şey daha söyleyeyim. Buyursunlar hocam. Biz ilkokul okumadık. O çok çok insan böyledir. Niye biliyor musunuz? Hocam, evet İlkokulu yani. Tamamen reddetme anlamında değil. Birinci okumamız gereken şey Kur'an. İkra Bismi Rabbik'tir. Ondan sonra biz okulda okuduk, dışarıdan diplomalar aldık, üniversite bitirdik. Bir taneyle yetinmedik çünkü engelli bir yarıştaydık biz. Üniversiteyi de okuduk, yüksek okul niteliğinde olanı da okuduk. Benim iki lise diplomam var. İmam Hatip Lisesi mezuniyetiyle Ankara İlahiyat bile bizi almıyordu. Eyüp Lisesi, Eyüp Sultan Lisesi mezunuyum ben. Öyle mi hocam? İmam Hatip'in üniversiteye girmenin yoluydu bu çünkü. Evet. İmam Hatip'e ilaveten. Hocam 1960'larda İmam Hatip Lisesi'ni okumak için Ankara'ya, yüksek öğrenim için de İstanbul'a geliyorsunuz. Sonrasında da 1978'lerde Yüksek İslam Enstitüsü Arapça Farsça Edebiyat Bölümü. Sonrasında da Haseki Arapça bölümünden mezuniyetiniz. Aslında ben 25 yıl gibi falan hesaplamıştım biyografinizi okuyup soruları hazırlarken. Ama buradan anladığım kadarıyla 30 yıla yayılan bir tedrisatınız var. Bu süreçte zorluklarla karşılaştınız mı? Hiç vazgeçmeyi düşündünüz mü? Yani gerçi söylediklerinizden çok zor ama bu. 5 yaşındaki çocuk, 6 yaşındaki çocuk ezberleriz ve koruruz. O duyguyu ona lütfeden kimdir? Allah Teala'dır. İşte onun hani bir dönüm noktası diye bir sorumuz evet. vardı. Onun devamıdır her şey. O temel üzerine bina edilmiştir her şey. İşte hafızlık. Ben 10 yaşında hafız oldum. En son 14 sayfayı babamın önünde ona dinleterek. Ama babamı oraya bağlayan nedir? 9 ay gurbette, 3 ay memlekette olan babam bu defa trafik kazası yaşadı Amasya'da. O onu yatağa bağladı. O yatakta iken ben kalan 14 sayfayı ikmal ettim. 14 sayfayla alakalı kısa bir bilgi vereyim. Hafızlıkta her cüzün birinci sayfası, ikinci sayfası. Yani 14 sayfa bütün cüzlerin kalan 14 sayfaları. Evet. Ha. Yani 20 sayfa olduğu için her cüzün kalan son 14 sayfasını. Evet. Onun bir belki hafızlıkla alakalı bilgisi evet, olmayanlara. Evet. Hocam askere gidiyorsunuz. Bir ifadeniz var. Askeriyede yaşadığınız o Ramazan ayını unutamadığınızı, çok lezzet aldığınızı, neredeyse sivil hayatta öyle bir Ramazan yaşamadığınızı ifade ediyorsunuz. Neden? Şimdi, neden hocam? Olay gayet net. 13 yıllık Mekke döneminde yaşanan İslam ile hicret sonrası Medine döneminde yaşanan İslami hayatın Allah katındaki değeri acaba nasıldır?
Mekke döneminde yapılan infaklarla, hicret sonrası yapılan infakların, hani teraziye konsa, değer takdiri yapılsa, ilahi terazide hangisi ağır basar? Hocam mutlaka cevabını çok güzel vereceksiniz ama benim de acizane Muhammed Emin Hocam'dan dinlediğim, öğrendiğim sizlerden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk iman edenler, hicret edenler, Bedir'e kadar olanlar, burada bile insanların değer ve kıymetlerini sanki böyle tasnif ettiği bir durum var. Doğru mu hocam? Ayet tasnif ediyor. Evet. اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَهِ Tevbe suresinin hemen bir şeyden başlıyor. Evet. O Tevbe, buyurun, camilerle ilgili müşriklerin camileri imar hakkı yoktur diyen مَا كَانَ لِلْمُشْرِك۪ينَ اَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ diye başlayan ayetin devamında اِنَّمَا يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ diye ifadelere baktığımız zaman onun devamında şeyden önceki bu zor dönemdeki infak ile daha sonra daha rahatlayan dönemdeki infakın aynı olmadığını ayet beyan ediyor. لَا يَسْتَوُونَ عَنْدَ اللّٰهِ Allah katında aynı değildir. Evet. Niye? Birisi çok zor şartlar altında İslami hayatı ayakta tutmak için yapılıyor. Her şeyini vermeye hazır, canını dahi vermeye hazır. Çünkü şartlar onu gerektiriyor. İmanı korumanın yolu bu. İslam'ı korumanın yolu bu. O zaman verilenle daha sonraki, daha rahatlamış dönemde verilen arasında mutlaka la yestevune indallah Allah katında aynı değildir. Aynı değildir. Şimdi buraya nereden geldik? Askerlikten geldik. Biz Isparta'da ilk 4 aylık yedek subay uygulaması dolayısıyla askerlik yaptık. Kıbrıs harekatından sonra eğer Kıbrıs harekatı olmasaydı biz 16 aylıklardan biri olacaktık. Sonra bu 4 aylığa düştü. İyi de Ramazan ayı geldi. Nasıl oruç tutacağız? 20 bölük var. 20 bölük içinde tedbirini alarak oruç tutanlara imkan hazırlayan 4 bölük var. 16 bölük ilk günde bu hazırlık içinde değil. Ama biz kararlıyız. Oruç tutacağız. Tedbir, şehirden konserve ve emsali şeyler, işte yaz ayı olduğu için domatestir, peynirdir vesairedir ısmarlıyoruz. Sahur yapmak için. Sahur yapmak için. Diğer yemekler veriliyor zaten. O da akşam yemeği. Kuyruğa giriyoruz. Bazı nöbetçi subaylar, arkadaşlar oruç tutanlara öncelik tanıyın, evet, diyorlar. Onlara isyan eden bir kesim var. Ne münasebet? Bizim için mi tutuyorlar? Tutmasınlar. Hem seferdeyiz. Hani var ya, oruç tutmamanın, evet, fıkhi şartları içinde. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir'de gidiyor ve Ramazan ayı. Şimdi biz her şeye rağmen kararlıyız. Tedbiren yemek hazırlanırsa hazırlanır, değilse biz bir hafta dışarıda, bahçede yaptık bu işi. Bir arkadaşımız, kulakları çınlasın, Halim Kılıçsoy, hem ilahiyat hem edebiyat okumuş bir emekli edebiyat öğretmenimiz, o yemekhaneye gidiyor, su yemek için kaynatılıyor ya, oradan şeyleri, mataraları dolduruyor, çayı atıyor, matarada çay demlenme işini orada öğreniyoruz. Geliyor, o ayrı bir bölüktendir ama aynı yerde, aynı bahçede biz o hazırladığımız yemeği, sahur yemeğini ben öylece yiyoruz. Ben tahmin ediyorum ki o yemeklerin, o iftarların tadı halen damağınızdadır hocam. İşte onu anlatıyorum. Bu şartlarda biz oruç tuttuk. Şimdi esas tam ana nokta şimdi geliyor. Biz oruca başlamadan önce asker olmanın gereği eğitimde kaç saat eğitim görüyorduk? Sabah başlıyorduk. Bir saat yürüyüş, hani saatin 40-45 dakikası. Bir de erken, 6'da falan. Tabii tabii erken. Bir takım şarkılar, türküler, yaylalar, maylalar filan. Marşlar. Marşlar. Sonra normal yat kalk,
Eğitim neyse, ne gerektiriyorsa, o arada ne kadar su tüketiyorduk biliyor musunuz? Bir derste iki matara. Akıl alır mı? Bir matara demek birkaç bardak demek. Tabii. Dersin içinde bir matara tüketiyoruz. O ara bir 15 dakikalık teneffüs kısmında da bir matarayı dolduruyoruz ve tabir caizse böyle lakır lakır dikiyoruz. Dikiyoruz. Eğitim devam ediyorsa bu böyle devam ediyor. Ama Ramazan orucuna başlıyoruz. Ne açlık, ne susuzluk. Ne susuzluk. Allah Allah. Böyle bir Ramazan'ı siz başka bir zamanda yaşayabilir misiniz? Ha, Allah lütfederse her yerde yaşatır. Ama fe inne ma'al usri yusra ayeti tecelli ediyor. Her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır diyen Mevlamız değil mi? İşte orada canlı örneği. O zorlukları kaldırdı üzerimizden ve bir Ramazan yaşadık. Nasıl bir Ramazan? Ben ömrümde ikincisini öyle yaşamadım ki. Onun için o ifadeyi betahsiz, hocam, bilerek ve inanarak. Ne kadar bedel öderseniz, o bedel ödediğiniz şeyin lezzeti, kıymeti daha farklı. Tabii ondan sonrasını düşün. Şimdi böyle bir oruca, böyle bir Ramazan ayına bakışınızla diğerleri aynı olur mu? Tabii. O zaman ne dersiniz? Ona keşke böyle bir fırsat bir daha gelse. Gene bu zorluklarla boğuşsak çünkü sonuç alıyoruz. Müthiş bir sonuç. O da dünyada olan Cemil Bey. Bir de ahiret tarafı var. Cennette bir kapı var. Adı Reyyan. Kim girecek o kapıdan? Sadece oruç tutanlar. Buyur. İşin bir de öbür tarafı. Biz ahirete iman etmişiz elhamdülillah. Dünyada bu kolaylığı ikram eden Mevlamız orada da onun karşılığını mutlak surette verecek. Hiç şek, hem, şek yok. Hem öte alemde hem de zorlukla Allah'ın rızasını kazanmak için icra edilen, ihya edilen bir ibadetin lezzeti nasıl ki namaz kıldıktan sonra bir huzur geliyor değil mi hocam? O oruç, o iftar anından sonraki huzur da herhalde dünya lezzetleri arasında yaşayacağımız en güzel lezzetlerden hocam. Üstelik ve bu bir örnektir. Yani peygamberler hayatına bakalım. Zorlukların en ağırını yaşadılar mı, yaşamadılar mı? Evet. Ama onun arkasında ne var? Efendimiz ne buyurmuş? Allah Celle sevdiklerini en ağır imtihanlara tabi tutar. Ama onun bir sonucu olacağı da muhakkak. Eyvallah. Başarı da ona göre gelmiyor mu? Ateşe atılan İbrahim Aleyhisselam'dan bahsederken, o nasıl oluyor da o her şeyi yakan ateş onu yakamaz hale geliyor. Var mı bu? Var. Ya nâru kûni berden ve selâmen alâ İbrahim. Ey ki onu yaksın diye yaratan Allah'tır. Şimdi diyor, şimdi görevin değişti. İbrahim'e soğutucu ol ve selamete erdirici ol. Yani Nemrut onu yakarak yok etmek için seni kullanıyor. Şimdi her şeyin hakimi olan, seni de yaratan ben Rabbin olarak emrediyorum. Nemrud'un dediği, istediğine yapmayacaksın. Tam tersini yapacaksın. Benim istediğim nedir? Şimdi soğutucu olma vakti. Yeter ki mülkün, kainatın sahibi Yüce Rabbimiz istesin. Ne teslim ol. Hocam şimdi dediniz ya, Cenab-ı Hak istediği zaman istediği gibi kurguluyor. İstediği gibi planlıyor. Ben yine sizin hayatınıza dönmeye çalışıyorum. Allah size hayırlı ömürler versin. Sizler gibi hocalarımızla konuştuğumuz zaman ben döndürüyorum kelimeyi, sözü sizin hayatınıza getirmeye çalışıyorum. Sizlerin hayatınıza. Ama siz de lafı döndürüp ayetlere, peygamberlere, büyüklere getiriyorsunuz. O zaman Cemil Bey, Kur'an-ı Kerim'e bakalım gene. Muhammed Emin Hoca bunun değerlendirmesini sorarsan çok güzel yapar. Kur'an-ı Kerim'de örnek verilen, örnek şahsiyet olarak bize tanıtılan kim var, kimi biliyoruz? İsmen bir, Peygamberimiz Efendimiz. Değil mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Öbürü, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ف۪ي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ O Mümtehine suresinde, evet, birincisi de Ahzab suresinde. Bu ifade Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti İbrahim için söyledi. Ama diğer peygamberlerde, peygamber olmaları, evet, sebebiyle
kendi toplumları, bu görevli oldukları yerlerde hep o örnek şahsiyetler olsun diye Allah tarafından hazırlanmış. Şimdi biz bunların hepsinin önüne geçecek. Hocam haşa, önüne geçmeyecek. Hayır. Böyle bir algı uyandıracak şeye de Allah razı olsun. Allah meydan vermemek lazım. Yüreğinize... Biz çünkü onlar sayesinde neye sahipsek. Allah razı olsun. Değil mi? Allah'ın lütfu, Allah'ın ikramı. Keşke gerçekte biraz örnek teşkil edebilecek, Hazreti Peygamber'i temsil şuuruyla yapabileceklerimizi ortaya koyabilsek İnşallah de bu manada hocam. Örnek oluştursa. İnşallah hocam. Yani bu yolu seçenlere örnek. Şimdi bizim örneklerimiz bakın kimlerdi? Ne dedim ben size? Oflu Dursun Efendi vardı. Yasağı nasıl deliyordu? Yaylaya giderek talebeleriyle birlikte. Bu örnekler çok. Konya dediğimiz zaman kim aklınıza geliyor? Tahir Büyükörükçü Hoca geliyor. Yok. Ali Ulvi Kurucu. Önce, geçin. Ali Ulvi Kurucu Hoca, onun tanıttığı... Hacı Veys Saide Efendi. Şimdi onun hayatında baktığınız zaman aynı şeyi görüyorsunuz. Evet hocam. Tek başına. Bir ümmet anlayışıyla. Aynı şekilde Süleyman Hilmi Tunan Efendi. Buna benzer. Trene biniyor değil mi? Tren. Evet. Sakarya'ya kadar gidiyor. Bir kompartmanda talebelerini okutuyor ya da Edirne'ye doğru gidiyor, geliyor. Gidip gelirken yolda. Bunları dikkate almazsak olmaz. Ama bunlar böyle durup dururken olmadı ki. Hayatı zindanlarda geçmiş. Bediüzzaman merhum değil mi? Buna benzer. Yani inandığı değerler uğrunda dar ağacına çekilen hocalar. İşte hocam o güzel, o büyük pınardan besleniyorlar o insanlar. Sizler de o insanlardan besleniyorsunuz. Bizim bu programı yapma amacımız da inşallah bu programı izleyenler de gördükleri örnekler üzerinden beslenmeleri. Eyvallah. Dolayısıyla biz aslında sizi bizim konuşurken... Niyetinize karşı bir itirazım yok. Allah razı olsun. Mesele o ana çizgiyi, o ana ne diyelim... mecra'ı onu kaybetmeyelim. Evet, kaybetmeyelim. O bir akıyor, bir nehir gibi. Ve ihlal etmeyelim yani. Yeter ki biz ona kollar olarak bir bağımız olsun, eyvallah, bir bağlantımız olsun. Hocam şimdi ben yine size döneceğim. Uzun süren, çok emek verilen, gayret edilen, istikrarlı bir ilim yolculuğunuzdan sonra artık mihraptasınız. Önemli camilerde imamlık göreviniz var mesela. Elhamdülillah. Allah'ın lütfu ikramı. Hamidi Evvel Beylerbeyi İstanbul'daki Camii. Görevin başlama evet yeri Hamidi Evvel. Evet hocam, çok önemli. Sonra ondan sonra Teşvikiye Camii mi? Orada da şöyle ifade edeyim, gene rahmetle yad etmiş olalım. Halil Efendi namında kurradan bir zatın yerinde ona vekaleten önce ben vazifeye başladım. Beylerbeyi Hamidi Evvel'de. Allah rahmet eylesin. Kur'an'a şefaatine nail kılsın. Amin. Amin hocam. Böyle bir yani öyle bir zatın yerinde. Allah lütfen. O da Mevla'nın bir kurgusu, bir yönden istihdamı ilahi. Sonra Teşvikiye Camii, sonra Yeni Cami. Değil mi hocam? Sonra Yeni Cami. Yeni Cami. İkinci Yeni Cami. Ondan bir buçuk sonra... yıllık hatiplik. Evet hocam. O hatiplik sona erince Teşvikiye Camii imamlığı. Hocam hiç düşündünüz mü? Sanki Allah Teala sizi bu camilerle, geçmişte yaşadıklarınızla... Yeni camiyle bizi o hatiplik döneminde buluşturdu. Evet, sanki bir yere hazırlanıyorsunuz. Sanki Mevla Teala sizi böyle... Yani kader çizgisi. Evet, evet hocam. Burada hocam, bu dönemlerde hiç Sultanahmet Camii imamı olma... ya da buralara gelip giderken 1978 yılının Temmuz ayında da Sultanahmet Camii'nin imamlığıyla vazifelendiriliyorsunuz. Evet. Hiç içinizden geçmiş miydi daha önce? Böyle bir duanız olmuş muydu? Yani İstanbul'a geldiniz. Boğaz'da bir camide, Salahattin camilerden Sultan 1. Abdülhamid adına yaptırılmış camilerden birisi. Emirgan'da da bir diğeri. Evet. Şimdi çok önemli bir yerden başlıyorsunuz. Salahattin evet. Camileri. Sembol camilerden tabii, değil mi hocam? Tabii. Bir de şu var. Temel tercih çok önemli Cemil Bey. Siz neyi tercih ediyorsunuz? Mihrabı. Benim ana tercihim mihraptı. Orada minber var değil mi? Mihrap var, minber var, kürsü var. Vaaz-ı nasihat etmek var, irşat var. Hepsi orada. Kimi temsil edeceğiniz de çok önemli madem.
Resulullah'ı temsil edeceksiniz ya. Bunun hakkını verdiğiniz ölçüde şerefli, şerefiniz daha da artacak. Avantajınız da ona göre. Manevi avantajınız ona göre. Sorumluluk da aynı şekilde. Pek tabii sorumluluk. Yani nasıl temsil edersiniz? Ya işgalci olursunuz, Allah korusun, ya da gerçekte Mus'ab bin Umeyr örneğinden yola çıkarsak hakkını vermeye çalışırsınız. Siz bir şey daha sordunuz orada, imam ve Tam onu soracaktım hocam. İmam kökünden geliyor. Yani anne gibi cemaatini ya da işte irşad ettiği, vaaz-ı nasihat ettiği insanlara bir anne şefkatiyle gibi. O dönemdeki o imamlık anlayışıyla bugünkü imamlık anlayışı arasında hocam, yani biraz tabii bazı şartlar da değişti. Nasıl farklılık görüyorsunuz hocam? Ya da neler söylemek istersiniz bugün o ruhu, o heyecanı taşıyabilmesi için imam efendilere? Şimdi tabii bu hususta kalpleri bilen Allah'tır. Niyetleri bilen O'dur. Kimin niyetinde neler öne çıkıyor bilmeyiz. Ama belki olması gereken diye öyle girersek daha isabetli olabilir. Bir anneyi madem ki hatırlattınız, düşündüğümüzde fedakarlıkta annenin önüne geçmek mümkün mü? Mümkün değil. Ya, hakaret, saygısızlık ile karşılaştığı zamanda bile o merhametini yine cömert bir şekilde kullanan bir annedir o. O anne gene o şefkatli annedir. Zaten anneleri görene kadar büyük olursanız olun, siz onun gözünde yine bir çocuksunuz değil mi? Çocuksunuz ve hep sizin iyiliğinizi düşünür, sizin zarar görmenize tahammül edemez. O zaman anneden işi götürelim, ileriye götürelim. Kimi temsil ediyorsunuz? Efendimiz Hazreti Peygamber. Peki o çevresindeki insanlara nasıl davranıyordu? Ebu Cehiller, Ebu Leheblerden oluşan etrafında bir yapı, ya rağmen nasıl davranıyordu? İşte orası çok önemli. Burada siyer, siret bağlantısını da kurarak, buradan yola çıkarak yeni neslin, Allah-u Zülcelal'e iman eden yeni neslin önce Allah'ı tanıması. Allah'ı hakkıyla tanıması için Allah'ın Resulü'nü de hakkıyla tanıması gerekir. Ezberde kalıyoruz, içselleştiremiyoruz değil mi hocam? Evet. Şimdi o zaman Allah'ı nasıl tanıyoruz biz? Tanıyor muyuz gerçekten? Yüzeysel, çok. Hayatla alakalı, varlık alemiyle alakalı. Bu düzen nasıl devam ediyor? Kudretiyle böyle muhteşem bir kainat. Yahu Sultanahmet'in direğinde yazıyor. Allahu'l-lezî rafa'a's-semâvâti bi-gayri 'amedin terâvnehâ. Şu gözlerinizle gördüğünüz direkler olmaksızın Allah semada, o boşlukta gördüğünüz varlıkları o boşlukta tutuyor diyor. Ve düşmelerini engelliyor Allah. Yumsikü's-semâvât. Hani geçiyor ya, semadakileri tutan Allah. Allah Allah. O nasıl kudret? Nasıl azamet? Hala evrenin sınırları biliniyor mu? Bilmiyor. Ne alemler? Bak, alemler tabiri geçmiyor mu? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ne bu alemler? Nasıl kudret? Nasıl bir azamet? Ne kadar farkındayız biz? İnanıyoruz. اَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ. Ezberlemişiz değil mi? Ama Allah'a iman noktasını ne kadar gerçekte hallettik. Yani o usta olması gerekenleri. Zatı hakkında zaten bir şey söylememiz mümkün değil. Çünkü o zaman benzetmeler yapabiliriz. Tanıdıklarımızdan kıyas yaparız ki leyse kemitlihi şey, bunun kapısını kapattı. Ona hiçbir şeyi benzetmemiz mümkün değil. Tek yolu var, sıfatları ve esmasıyla. Değil mi? وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Bilmiyoruz değil mi hocam bunları? Yani bakın, kendimi anlatıyorum ben size. Biraz önce geçmişti hani ilim yolunda ama alim, ne alimi ya? Daha Mevlasını doğurduruz. Tanıyamamışsın ya. Allah Allah. Şimdi Efendimiz, onun hayatı, işte örnek
alınsın diye değil mi bize? Niye gösteriliyor? Onu örnek alacağız. Başka yolu yok. Çünkü onu terbiye eden Allah'tır. Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi buyuran kendisi. Onu hazırlayan Allah Celle'dir. Ne kadar tanıyoruz Efendimiz'i. Sıfatları peygamberlerin sayarız, duyururuz. O sıfatları bile ne kadar. Değil mi? Bir de bugün yaşadığımız toplumda en büyük problemlerimizden, en büyük itikat, akaid, inanç meselelerimizden birisi haşa 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 Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yetkileri, sorumlulukları, onun kıymet ve değeriyle alakalı onları yok saymaya yönelik bir anlayış var. Efendimizin vaktiyle işaret buyurduğu bu zamanda, değişik zamanlarda ortaya çıkmış ama bu zamanda daha da belirgin, daha da cüretkâr bir şekilde ortaya çıkmış bir fitnedir o. Bir mikroptur o. Şu virüs adam öldürse mümini şehit olmasına yol açar. Ki o öldürmüyor, öldüren Allah'tır. Eyvallah. Hani el-maptunu şehidün buyurdu ya Efendimiz. Evet. Ama bu mikrop öyle bir mikroptur ki insanın küfür halinde dünyadan ayrılmasına yol açabilir. Yani Resulullah'ın varlığı eğer Kur'an okuyorsak gerçekte müsteşrik kafasıyla değil de bir mümin kafasıyla Kur'an okuyor isek Resulullah ve onun sünnetiyle ilgili en ufak tereddüde yer olmadığını görürüz. Fettebi'uni yuhbibkumullah. Evet. Şimdi geldik biz onun yerinde görev yapıyoruz. Hadi buyur bakalım. Beklenti nedir? Devlet eskiden yasaklayıcı devlet iken, hadi Kur'an okutma işi yasağı delerek yapılıyordu. Şimdi devlet kadro veriyor, ücret veriyor. İmkanları açıyor, okutun diyor. Çok önemli bir öz eleştiri yapıyorsunuz hocam yani. İyi de. Ama bunun olması gerekmiyor mu? Evet hocam. Bu eleştiriyi yaparken yanlış anlaşılmasın. Bunun muhataplarının belki içinde en önde olanlardan birisi ben olabilirim. O şundan kaynaklanıyor değil mi hocam? Siz bulunduğunuz yerin yani hem bilinç, hem şuur, hem sorumluluk noktasında birkaç kere ifade ettiniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın durduğu yerde durup insanlara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmaya çalıştığı gibi irşat bilinciyle bunu yapıyoruz. Bu bilince gelen insan imam olması olmaması da şart değil. Yerinde duramaz, durmamalı değil mi bu hocam? Bu İslam emaneti kimin sırtında? Bizim sırtımızda. Dağların, semaların taşımaktan imtina ettiği adeta yani onlara evet, şey verilse, konuşma imkanı verilse karşılığı verici olacak şeyi Kur'an haber veriyor değil mi? İnna aradnel emanete. Ahzab suresinin son sayfasının sondan ikinci ayet. Kim yüklendi? Biz yüklendik. O zaman bunun şuurunda olmak zorundayız. Bu emanet zayi olur ise, bizim sırtımızda iken zayi olur ise bunun hesabını nasıl veririz? Çok zor. Veremeyiz. O zaman peygamber örnekliği çıkıyor ortaya işte. Evet hocam. Onun gibi yapabilir miyiz? Yapamayız. Tamam. Ama o gayreti gösterme durumunda elden geleni yaptığımız zaman inşallah Rabbim... Gayret bizden takdir Allah'tan. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Peygamberden beklediğini bizden elbette ki beklemiyor. Biz seferden sorumluyuz hocam. Hocam şimdi buradan hareketle sizin görev yaptığınız, vazife yaptığınız camiler genellikle farklı dinlere mensup olan insanların bulunduğu mekanlar. Evet. Teşvikiye öyle, yeni cami öyle... Hamidi Evvel Beylerbeyi'ni bilmiyorum ama Sultanahmet, yavaş yavaş da Sultanahmet'e gelmek istiyorum. Bu anlamda hocam gayrimüslimler, başka dinlere mensup olanlarla imamlık vazifesi içerisinde daha bir hemhal oldunuz. Burada neler yaşadınız? Buradan aktarmak istediğiniz... Şimdi onların çoğu ön yargılarla geliyor. Bütün mesele camiye geliyor ya, oradaki temsil çok önemli. Bakın... Haberlerde konu olmuştu. Yakın tarihte yani bir İngiliz mi ne genç bir hanım İstanbul'a geliyor, evet. Türkiye'ye geliyor ve ön yargılarla geliyor, Sultanahmet'e geliyor.
Bakalım burada nasıl bir karşılık göreceğim, yani kovulacak mıyım havasında. Hayır, gayet insani bir muamele görüyor. O ön yargılarını değiştirmeye yönelik bir gelişme oluyor. Bize anlatılan gibi bir şeyle karşılaşmadık diyor. O zaman bu işin esasını bir öğreneyim diyor. Kur'an'la buluşuyor. Muhtemelen Resulullah Efendimiz'in hayatıyla ilgileniyor. Ondan sonra Müslüman oluyor. Ondan sonra başlıyor kendisi İslam'ın lehinde çalışmaya. Şimdi bu örnekler çok önemli. Yani geldiği zaman o ön yargılarını değiştirmesine yol açacak nasıl bir manzara göreceği çok önemli. Bir, ikincisi o ön yargıya dayanan suallere verilecek cevapların İletişim değil mi? Doyurucu olması çok önemli. Kur'an'a ve sünnete uygun bir İslami yapıyı gördüğü zaman etkilenmemesi mümkün değil. Peki hocam, sona doğru yaklaşıyoruz. 33 yıl boyunca Sultanahmet gibi çok önemli bir camide görev yaptınız. Ve hocam, sizin yine bir ifadeniz var. Kürsüden emekli olunmaz. Bu 30... Mihraptan. Mihraptan, evet. Genelde hocalarımız mihraptan evet, diye onu ifade ediyorlar. Burada bu kadar uzun yıl tabii motivasyonu sağlayan böyle olaylarda yaşadınız ama heyecanınızı nasıl canlı diri tuttunuz? Ve halen şu anda da İstanbul Sultanahmet Vakfı'nın üzerinden az önce ifade ettiğiniz gibi Çengelköy'de hafızlık, Kur'an kursu, burada gençlere de çok önemli katkılarda bulunuyorsunuz. Burada gördük, çok güzel bir mekan var ve gençlere yönelik çok çeşitli çalışmalar var. Önce hocam, bu 33 yıl boyunca bu motivasyonu, bu heyecanı nasıl canlı tuttunuz? Ve gençlerle alakalı vakıfta ne tür işler yapıyorsunuz? Ondan sonra da inşallah şimdi, kapatacağız programı. Gençlere İslam'ın verdiği değerden yola çıkalım. Resulullah Efendimiz'in verdiği değer noktasında da onun örnekleriyle hadiseye bakalım. İslam emanetini taşımada yaşlılar mı rol aldılar, önce gençler mi? Gençler. Gençler. Yani bir Mus'ab bin Umeyr Medine'ye İslam'ı tebliğ için görevli gönderilmiş Efendimiz tarafından bir genç. Muaz bin Cebel Yemen'e gönderilmiş bir genç. Usame bin Zeyd Şam üzerine, Suriye üzerine gönderilecek bir ordunun komutanı tayin edilmiş. O zaman bu emanet gençlerin sırtında asırlar boyu bize kadar ulaşırken en ağır yükü onlar taşıdılar. Hocam, bugünün gençlerine de örnek olacak şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında bu dinin gençler üzerinden İslam'a, dünyaya yayıldığı, kainata yayıldığı. Siz de burada gençlerle alakalı çalışmalar yapıyorsunuz Sultanahmet Vakfı'nda, İstanbul Sultanahmet. Elhamdülillah. Bir defa biz genciz. Evet. Gençlerle meşgul olmamız lazım. Evet hocam, doğru. Demiştik vaktiyle, o genç olduğumuz zaman. Biraz değiştirdim. Ama gene de genciz. Halid İbni Zeyd Ebu Eyyub el-Ansari Hazretlerini Medine'den İstanbul'a o günkü şartlarda sevk eden iradenin arkasındaki yapı nedir? Yani bizim genç dediğimiz herhalde böyle bir şeydir. Allah bize bu canı verdi. Mümkün olan enerjiyi de verdi. Onun yolunda bunu kullanmak, bu kararlılığı ortaya koymak ve gereğini yapmak. Al sana genç. Madem ki bu emanet sırtımızdadır, bunu gelecek nesillere kiminle aktarabiliriz? Gençlerle. O zaman örneğimiz de ortada. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Darül Erkam, Muhammed Emin Hocam anlatıyor değil mi? Yazıyor, çiziyor. Biz de burada işte gördüğünüz gibi ilmi çalışmalar. Çok güzel çalışmalar var burada. Allah bereketlendirsin. Amin. Hocam. Yayın evimizin arkadaşlar bana verirse katkılarıyla gerçekleştiriyoruz hocam.
Siyer yayınlarımızın katkılarıyla gerçekleştiriyoruz programımızı. Takip ediyorum. Bazen ve bizim sohbetleri takip evet, ediyorum. Bazen kitapları. Evet, yayın evimizden sadece Muhammed Emin Yıldırım hocamın değil, İslam tarihi alanında da birçok önemli eser çıkıyor. Bu eser de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hutbelerinin derlendiği maşallah. Çok önemli bir eser. İki cilt halinde hocam. Bunu size takdim ediyoruz. Sultanahmet minberindeyken elime geçseydi keşke. Hocam böyle hem Arapça hem Türkçe tarafı var. Ne güzel. Bunu ne size güzel. Biz hediye edelim. Allah razı olsun. İncelemek isterseniz bakabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Hocam çok Allah teşekkür ediyoruz. Son olarak ben söylemek istediğiniz, ederim. Aktarmak istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Yoksa artık veda edeceğiz dostlarımıza. Belki şöyle bir şey, madem ki bir ömrümüzün büyük bir kısmını mihrap, minber, kürsü üçgeninde yaşamamızı Rabbim lütfetti. Bu vadide gayret eden, bu yolu tercih eden, seçen, seçimini bu istikamette yapan kardeşlerimize belki söylenecek benim değil de gene kendi meziyetlerini ortaya çıkararak kimi temsil ettiklerinin şuurunda hareket etmeleri tavsiyesidir. Eyvallah. Allah razı olsun. Minberde, minbere çıktığı zaman kâlallah, sonra kâle Rasûlullah. Her ikisini izah sadedinde de İslam ulemasında, hani ehli sünnet anlayışı ile temayüz etmiş olanların açıklayıcı fikirleri dışında yabancı, şu manada yabancı, yabancılara ait anlamında değil, kitaba ve sünnete yabancı fikirlere, görüşlere, düşüncelere sağlı sollu baskılar gelse de temayül etmesin. Asla yer vermemeleridir. Evet. Yoksa o makamın hakkı verilmemiş olur. Hatta korkarım ki ihanet damgasını da insanlar yiyebilirler. Allahu Zülcelal'e güvensinler. Resul-i Ekrem Efendimiz'i hayatını örnek alsınlar ve onun yolunda giden, hani Kur'an'da var ya, وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ Bu da Tevbe suresinde malum. Onlara en güzel şekliyle tabi olanlar. Bu ne oluyor? Bütün alimlerimizi, o çizgideki alimlerimizi de içine alıyor. Dolayısıyla o zincire, o halkaya dahil olmak her devirde mümkün. Allah onlardan mahrum eylemesin. Amin. İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bizi misafir ettiniz, vakit ayırdınız. Bir şey daha ilave edeyim mi? Buyursunlar hocam. Benim Allah'a özel olarak da ayrıca hamd ve teşekkürüm. Resmi olarak Sultanahmet'ten emekli olsam da gayri resmi olarak haftanın yani en az bir günü Ayasofya'da da vazife yapma, günün bir iki vakti dahi olsa eyvallah artık bu oturmuştur. Rabbim ne, bunu da ikram eyledi. Ne büyük şeref hocam. Elhamdülillah bunu da hamd ve şükür vesilesi olarak tahdis-i nimet dedikleri eyvallah. Eskilerin o kabilden onu da arz etmek istiyorum. Rabbim yolunda gayret edenlere imkanlar bahşediyor. Amin. Edecektir amin. De. İnşallah. Ömrünüze bereket olsun teşekkür hocam. Ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Siyer Vakfı'nın çalışmaları da hepimizin malumudur. Allah o çalışmalardan da gerek sohbetler, dersler şeklinde gerek kitaplaşmış haliyle en güzel şekilde dini celli İslam'ı hem anlamayı hem anlatmayı hem de ona eyvallah göre yaşamayı hocam. Allah razı olsun. Nasip eylesin. Çok teşekkür ediyorum sağ olun. Hocam. Tekrardan sağ olun. Sağ Allah, olun. Razı, Allah olsun. Razı olsun. Kıymetli dostlar, Yaşayan Çınarlarımız programımızın sanırım 6.sı yanlış hatırlamıyorsam. Çok kıymetli, çok değerli. 33 yıl boyunca Sultanahmet Camii'nde İmam Hatiplik vazifesini yerine getirmiş olan Emrullah Hatipoğlu hocamızın hayatına misafir olduk. Çocukluğundan, hafızlığından, eğitiminden, imamla geçişinden, askerliğinden, hocalarından ve şu anda Allah ömrüne bereket versin. İşte imanın lezzeti, imanın bereketi. İmanla beraber 77 yaşına rağmen Allah bereketlendirsin. Nasıl gençlerle hemhal olduğu,
gençlere nasıl hizmetler verdiğini konuştuk. İmamlara mesajları oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Rabbim bir sonraki Yaşayan Çınarlarımız programında da tekrar bizleri birleştirmesini niyaz ediyorum. Allah razı olsun. Muhabbette kalın. Allah hepinizden razı olsun. Siyer Yayınları'nın katkılarıyla hazırlanan Yaşayan Çınarlarımız programı sona erdi.